Bugün Pınar'ın evindeyiz arkadaşlar. Şöyle size göstereceğim zaten. Yerleşiyoruz. Bütün eşyalarımız geldi. Makinalarımız dizildi. Şimdi de ufak ufak hep beraber yerleşeceğiz inşallah. Yeliz abla var, annem var, Doğukan, Hatice, Pınar. Elerden bugün burayı toparlayacağız. Şimdi görev dağılımı yaptık. Hatice ile biz dolapları siliyoruz. Yüklük, işte giyinme dolabı. Bunları sileceğiz ve yerleştireceğiz. Kayınvalideler mutfakta. Onlar bulaşık makinesine bulaşıkları diziyorlar kutudan çıkarıp. Onlar orayı halledecek. Pınar da işte bir orada bir burada bizlere yardım edecek. Böyle size ara ara çekeceğim. Ne yapıyoruz, neyi nereye yerleştirdik bunları göstereceğim. En sonunda böyle her yer toparlandıktan sonra detaylı bir ev turu yapalım istiyorum. Bakalım kısmet olursa. Şimdi de yatak odasındayız. Şurayı tekrardan şöyle üstün körü sileceğiz. Çünkü yatakları falan yerleştireceğiz buraya. Ben de şu komodinleri sileceğim. Sonra bütün dolaplara bu yatağın üstündekileri yerleştireceğiz. Abla makine bitsin dedim ondan sonra. Boş yer kaplıyor. Tamam. Neymiş? Çay tabağı. Arkadaşlar açıyoruz açıyoruz bitmiyor. Diğer odaları bitirdik ama mutfaktan asla çıkamıyoruz. Bu da kahve köşesi içinmiş. 3 tane değil mi bu? Üçü de aynı boymuş Pınar. Ben de bunlar büyük. Büyüklü küçüklü sandım. Öyle değil. Öyle olsa olsun. Değil mi? En azından büyüğüne kahveni koyardın. Kahve için ne aldın? Ne aldın bakayım? Onun için Allah işte bu kahve için köşe bahçenin büyük büyüktü. Anne bu kadar büyüğünü yapacaksın. En küçüğünü ne yaptın? Keşke yapardım. Bunlar yani bu kahve küçük. Pınar'cığım bak bunun boyları çok ideal olur. Bir büyüğü en büyüğü. Bu kibar. Bunları bulursam iki tane alırım ben. Yatak odasına koyacağız. Çay altında su. Kalıyor mu bu? Biraz büyük bunlar da. Ama aynı işlevi gören. Bu? Bu? Bu Doğukan dedi ki turşu alırken dedi bunu açacakmışım. Turşu böyle alacak. Ya yürü git dedi. Valla onun için aldım. O şey değil mi ya çay yaparken demlem için. Hem turşu hem çay aynı. Çok işlevsel bir şey. Öyle bir tutuyor ki. Gerçekten. He oradan nerede? Bende yok diyorum ki mutfağımda ne eksik? Buymuş. Şu güzel. Bunu sarımsağını da alsaydı keşke. Ya onu Ikea'dan sipariş verdim kaldı. Çantasına yok ki. Ben de ben alacağım. Oo bak bir bekleyici. Şey, abi yok. Ne kadar çok karıştırıcı. Ben 5500 tane. Ama bu bir... Hepsinin ayrı görevi vardı. Bununla belki cheesecake yapacağım. Bununla kek, bununla krep. Evet. Belki ben hiçbirinin bulaşığını yıkamak istemiyorum. Değil mi? Alacaksın çöpe atacaksın herhalde bunları. Temizliğe küçük bir ara. Şimdi kahve molasındayız. Sandalye al gel. Üstümüzden uzak oluyor. Sen gel.
parçalar toplayacağım. Daha eline sağlık, teşekkür ederim. Şimdi her yerin temizliği bitti. Size son bir kez göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ütü masasıyla çamaşırlığı burada. Çamaşır sepetini de buraya koyduk şimdilik. Kirli sepetini böyle kurduk. Makinesi burada. Şöyle burada deterjanları, işte tuvalet kağıdı falan olacak bu şekilde. Daha buraya alışveriş yapılacak tabii ki de. Şöyle yorganlarını ve yastıklarını hurçladık arkadaşlar. Burası böyle. Burası felaket. Burayı kışlıklara ayıralım istedik. Şöyle Pınar'ın bütün kışlıkları yukarıda. Burasına askımız yeterli olmadı. Çünkü giyinme dolabına koyduk, yazlıklarını astık. O yüzden burası biraz karışık görünüyor. Ama askı alıp buralara asacağız. Burada da kışlıklar var. Buraya nevresim takımlarını koyduk. Böyle nevresim setini koyduk. Buraya da onun çarşaflarını koyduk. Burada ne vardı? Burada da tek kişilikler. Bunun ikisi çift kişilik. Burası da tek kişilik için var. Bu şekilde. Burası böyle değerlendirildi. Ekstra bir şeyler yapılır illaki. Yatak odamız bu şekilde. Yerleri tekrardan son bir kez daha sileceğimiz için bu yatak örtüsünü indirmek istemedik. Buradan çıkıp giyinme odasına geliyoruz. Giyinme odası zaten. İçerisine şu tarafı Pınar, şu tarafı da Doğukan olarak düşündük ama tamamen yerleştirmedik. Çünkü yazlıklar günlük kıyafetler olduğu için onları getirmedik. Makyaj malzemelerimizi getirmedik. Buraya pijamalarını koyduk ikisinin. İkisi Doğukan'ın, ikisi Pınar'ın olacak şekilde. Ama tam bitmedi aslında. Mesela şuraya organizer alacağız. Makyaj malzemelerini güzel bir şekilde dizeceğiz. Hatta burasına da takı için güzel bir organizer alıp buraya takılarını koymak istiyoruz. Bakalım. Tipim. Gün sonundan tipim. Buradan çıkalım. Burası zaten hiçbir şey yok burada. Sadece şu aynamız buraya güzel bir şekilde asılacak. Bu kadar burası. Salonumuz da şu an bu şekilde. Şöyle. Hem zigon sehpa olaraktan hem de orta sehpa olaraktan tercih etmiş. Bence odanın küçüklüğüne göre gayet iyi olmuş. Bu yastıklar değişecek arkadaşlar. Hepsi bu renk değil. Değişince yine tekrardan gösteririm inşallah size. Burası böyle. Son olarak da mutfağımız. Göstereceğim. Burada güzel şöyle bardakları var. Çay bardak, su bardağı. Boyum yeter mi bilmiyorum ama. Burada bunlar magnolia kapları, çerezlikleri. Şöyle boyumun yettiği kadar göstermek istiyorum size. Burası bu şekilde. Burada bunlar ne? Günlük tabakların mı? Günlük yemek tabaklarımız bunlar da. Şöyle. Bu da o tabakların devamı. Çekmedik değil mi? Şu şekilde tabaklarımız.
burada kahvaltı tabaklarımız var. Kahvaltılıklarımız. Burada. Aa Pınar'cığım, soğuk kahve bardaklarını oraya alacaktın. Aynen. Değil mi? Evet evet. Güzel, bunları şimdi buradan kaldıralım. Kalsın. Şurada çelik tencerelerimiz var. Burası şu an boş. Ayrıyeten kahve köşemiz geldiği için burayı boşalttık. Bulaşıklığımız bu şekilde. Buraya tabii daha yağdanlık falan gelecek. Onlar bitmedi. Burada kahve yanı su bardaklarımız var. Şurada da kahvaltılıklarımız var. Sonra burada tencerelerimiz var. Burada tepsilerimiz var. Burası böyle. Şurada da cezvemiz falan var. Burayı bu şekilde yaptık. Burada ne var gençler? Ha, burada el bezilerimiz, ekmekliğimiz falan var. Güzel. Pınar'cığım bir burası çok karışık biliyor musun? Burayı sen bence şu köşeni boş olan yer var ya, orayla biraz bölüştürebilirsin. Zaten şu su şişelerin falan kalkacak buradan. Aynen. Böyle. Burada buzdolabımız var. Şu yukarıya ne koydunuz anne? Borcam. Borcam koydunuz. Dorukhan orayı açabilecek misin? Sana zahmet, benim boyum yetmiyor. Burada da şöyle annemin tabiriyle boy camlarımız var. Tamam. En güzel köşe. Sabahtan beri bu dolabın yapılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şurası komple kapanacak. Şöyle. Arka taraf beyaz olacak. Şöyle burası fincanlarımız oldu. Fincan köşesi yaptı Pınar. Buraya kahve yanı lokumluklar falan koyacağız. Kahvemiz burada. Bunlar burada. Şuraya da kupalar alacak. Renkli renkli. Normalde şurada mikrodalga oluyor ama biz tost makinamızı koyduk. Burası boş. Bunu güzel bir şekilde değerlendirirsin. Bak buraya soğuk kahve bardaklarını dizebilirsin rahatlıkla. Şurada bakliyatlarımız için kaplarımız var. Bunlar da olacak. Burada saklama kaplarımız var. Burada ne vardı? Evet, burada da bunlar var. Çok iyi oldu bence. Değil mi? Güzel gösterdi ortamı. Tekrardan selamlar. Mutfağımdayım. Pijamalarımı giydim. Duşa girdim ve karşınızdayım. Aslında duştan çıktıktan sonra böyle karşınıza gelmeye o kadar çok zorsundum ki hiç halim kalmamış arkadaşlar. Ama sonra dedim ki sizlerle şöyle bir sohbet edelim. Ne yaptık? Gün nasıl geçti? Ne yaptık? Neler eksik? Ne değil? Bunları bir konuşalım istedim. Yani büyük olarak bitmesi gereken her şeyi bitirdik çok şükür. En önemlisi mutfak. Mutfak tamamen bitti. Sadece tek eksiği yağdanlık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü tezgahın üzerinde yağdanlığı yoktu. Onu alacak. Onun haricinde her şeyi dört dörtlük alındı çok şükür. Yüklüğü falan da tamam. Kışlık kıyafetleri de yerleştirildi. Ama işte eksiklerimiz illaki var. Çünkü daha düğüne biraz zaman olduğu için tam olarak her şey gelmedi. Mesela yazlık kıyafetlerini getirmediler. İşte takısını, makyaj malzemelerini falan getirmedi. Onun haricinde salonda fark ettiyseniz şey vardı. İki tane üçlü koltuk vardı. Berjer yoktu. Çünkü yanlış gelmiş. Onlar gitti, tekrardan gelecekler. Yastıklar mesela hepsi lacivertti arkadaşlar. Aslında hepsi lacivert değil. Onlarda da bir yanlışlık var. Mutfakta çok zaman harcadık. Gerçekten. Biz Hatice ile arka tarafları yaptık. Ütüydü, işte o giyinme dolabını silmesi, kışlıkları yerleştirme falan, biz onlarla ilgilendik ama onlar çabuk bitti. Mutfakta anneler vardı. Sağ olsun yengemler geldi. Onlar da böyle yarı işte dönüşümlü olarak devam ettiler ama işte her şeyi çıkar, yıka, makinenin biraz soğumasını bekle, onları diz falan, bunlar bayağı bir zaman alıyor. Sonra mesela kahve köşemizin kurulmasını bekledik, dayımı bekledik. Onu kurdu. Onun kurulması da bayağı bir zaman aldı. Derken çok geç saate kaldık. Ama bitirdik çok şükür. İçimize de sindi. Son olarak süpürdük, sildik, çıktık evden. Tabii ki halı falan serilmedi. Yani tamamen dört dörtlük bir ev yerleştirme olmadı. Sadece büyük kısımlar bitti.
Kahve keşesini çok beğendim. Çok içime sindi gerçekten. Yani mutfağımda bir alan olsa ben de alır yaparım. O kadar ki beğendim. Çünkü mutfağın havasını çok güzel değiştirdi yani. Çok farklı oldu. Maalesef ki benim mutfak masam biraz büyük olduğu için öyle dolaplara falan yer yok. Neyse inşallah Allah nasip eder de ilerleyen zamanlarda kendi evim olursa kendi evimde sizlerle beraber alır yaparız inşallah. Güzel oluyor çünkü. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde o evde yaşamak nasip olur onlara. İnşallah mutluluk, huzur kapılarından hiçbir zaman eksik olmaz. Gerçekten ben çok beğendim evlerini. Her şeyleri çok güzel. Güle güle otursunlar. Yani bu videoyu kapatmak istiyorum burada. Umarım severek izlediğiniz, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna lütfen lütfen basmayı unutmayın. Yorumlar benim için çok önemli. Çünkü sayfamın ilerleyebilmesi ve güzel yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. İzliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama her izleyen bir like atarsa ya da bir yorum yaparsa çok mutlu olurum. İzleyip de kanalıma abone olmayanlarınız varsa hemen bir abone tuşuna dokunursanız daha da mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü bunlar gerçekten kanalımın ilerleyebilmesi için çok önemli detaylar. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Son kez de şunu söylemek istiyorum. Fark ettiyseniz zaten bütün odaları size çektim. Her şey tam olarak bitmedi. Eksikler var. İsterseniz yani istiyorsanız düğün geçtikten sonra da böyle her şey yerleştikten sonra da size şöyle tekrardan böyle detaylı bir ev turu çekerim. Bu aşamada olanlara fikir olması için ya da bu sürece başlayacaklara destek olabilmek amacıyla yani ufak da olsa bir fikir olur belki. Tekrardan detaylı bir video çekmek isterim. Tabii ki sizler de istiyorsanız yok Kübra'ya gerek yok derseniz tamam ona da saygım var çekmem. Bunları yorumda belirtirseniz ona göre hareket eder, ona göre ilerleriz diye düşünüyorum. Artık videoyu kapatalım istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.